10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 1221. 2. Mehmet, İstanbul'u fethetmek için ne gibi hazırlıklar yapmıştır? Cevap, Fatih Sultan Mehmet tahta geçip de padişah olduktan sonraki ilk işi İstanbul'u fethetmek için hazırlıklara başlamak oldu. Tarihte önceleri Araplar, Avarlar ve Bulgarlar tarafından defalarca kuşatılan İstanbul'u kimse almaya muvaffak olamamıştı. Osmanlılar da o döneme değin tam 3 kere İstanbul'u kuşatmalarına rağmen başarılı olamamış ve kuşatmalar kalkmıştı. Bu sebeple Fatih Sultan Mehmet hazırlıklarını çok daha sıkı ve sağlam tutmak zorunda olduğunu biliyordu. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklar İstanbul'a Karadeniz tarafından herhangi bir yardımın gelmesini engellemek amacıyla Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşı tarafında Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Deniz gücünün sağlam olması ve gelebilecek yardımları durdurabilmesi adına tam 400 parçalık bir donanma inşa ettirdi. İstanbul çevresinde bulunan Bizans kaleleri fethedildi. İstanbul'un surlarını aşabilecek büyük toplar döktürdü. Bu topların planlarını bizzat Fatih Sultan Mehmet çizdirmiştir. Surlara hücumu kolaylaştırmak adına tekerlekli büyük merdivenler inşa ettirdi. Fatih Sultan Mehmet siyasi önlemler de almıştır. Sırplar, Macarlar, Karmanoğulları, Eflak ve Venedik ile sulh yapıldı. İkinci Süleyman döneminde Osmanlı Devleti'nin gücünün zirvesine çıkmasının nedenleri nelerdir? Cevap, Süleyman tek erkek çocuk olduğu için taht kavgasına girmemiştir. Babası Yavuz Sultan Selim, doğuda saf evi tehlikesini ortadan kaldırmış, Mısır'ı fethederek Osmanlı hazinesini ağzına kadar doldurmuştur. Memlük Devleti'ni kendine bağlayarak Osmanlı'nın güneyini güvence altına almıştır. Avrupa seferleri için zorunlu olacak donanmanın altyapısını hazırlamıştır. Osmanlı'da en muazzam kanunları o çıkarmıştır ve herkese adil olarak uygulamıştır. Saltanat sürdüğü 46 yılın 10 yılını seferlerde geçirmiş, 13 kez iyi bir komutandır. Eğitime, bilime, bilim adamlarına değer vermiştir. 3. 16. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti hangi devletlerle mücadele etmiştir? Cevap, Lehistan, Venedik, Rusya, Avustralya, İran. 4. Kızıl Elma Öyküsü'nün Türk siyasi tarihine etkileri nelerdir? Cevap, Kızıl Elma, Türk milletinin tarihi öykülerini temsil eden bir kavramdır. Türk ülkücülüğünün Kızıl Elması, sabit ve belirli bir şey yahut yer değildir, soyut bir ülkü kavramıdır. Her dönemin kültürü, gerilim gücüne göre onu isimlendirir, somut bir hedefle bilirler ve anlamlandırır. O zamanın Kızıl Elması bilinen bir yer olur, ancak oraya varıldığında Kızıl Elma ile geçirilmiş olmaz. Kızıl Elma bu defa, daha ileride ve yine belirli bir yere gider, ona hiçbir zaman ulaşılamaz. Kültürün Kızıl Elma hasreti yahut hırsı, her seferinde ülküsünü yenileyerek toplumu ileri sevk eder. Türk milletinin yükseliş dönemlerinde Kızıl Elma, Cihan Hakimiyeti ülküsü olarak algılanmıştır. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.